Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Mimarlık Fakültesini yeni kazananlara ve zaten Mimarlık Fakültesinde okuyanlara bazı tavsiyelerde bulunacağım. Bunlardan ilki araştırma. Mimarlık eğitimine başlarken yapabileceğiniz şeylerden biri okuyacağınız bölümü araştırmak. Bunun için kitap okuyabilir, film izleyebilir, çeşitli sergi ve bienallere katılabilirsiniz. Bu sizi mimari terimlere aşina hale getirecektir. Aynı zamanda mekan algınız da özellikle mimari belgesel ve filmler izledikçe gelişecektir. Bir diğer şey çizim. Sanırım mimarlık eğitiminde en merak edilen şeylerden biri çizim yapmak. Çizim yeteneği geliştirilebilir bir yetenek. Yani siz her gün çizim yaparsanız, mesela etrafınızda gördüğünüz basit şeylerin eskizini yapmaya çalışırsanız, çizim yeteneğiniz de zamanla gelişecektir. Mimarlık okumak için ressam olmanıza gerek yok. Ama el çiziminiz iyi ise özellikle eğitimin ilk yıllarında size çok faydalı olabilir. Konsept gelişimi ve tasarımın ilk aşamalarında el çizimi çok işe yarıyor. Çok iyi çizim yapmanıza gerek yok. Fikrinizi anlatacak kadar çizseniz yeterli. Ünlü mimarların eskizlerine baktığınızda onların da çok temiz ve detaylı olmadığını görürsünüz. Mesela Frank Gehry, Zaha Hadid gibi. Program kullanarak çizim yapmaya ise eğitimin ilk yılında ihtiyacınız olmuyor. Çünkü her şey ilk yıl veya en azından ilk dönem elle çiziliyor. Program eğitimin devamında zaman içinde mecburen öğrenilen bir şey. Bu yüzden bunun için de endişelenmeniz gerekmiyor. El çizimiyle program tekniğini bir arada kullanarak çok başarılı görseller oluşturabilirsiniz. Konsept gelişimlerinizi el çizimiyle, detay çizimlerinizi ise teknik çizimlerle gösterebilirsiniz. Mimarlık okurken ihtiyacınız olan bir diğer şey zaman yönetimi. Bu mimarlık okurken belki de ihtiyacınız olan en önemli şey. Çünkü aynı anda yetiştirmeniz gereken çok fazla ödev ve projeniz oluyor ve teslimler hiçbir zaman bitmiyor. Bu yüzden de sürekli çalışmak ve sabahlamak zorunda kalıyorsunuz ve bu iş hayatında da bu şekilde devam ediyor. Yapmanız gereken çok şey olunca yapmak istememeniz normal. Bu gibi durumlarda tek parça büyük ve zor bir ödevi küçük parçalara bölerek tamamlayabilirsiniz. Belirli hedefleri tamamladıkça kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Bu sizi çalışmaya teşvik edecektir. Ama ödüllendirme işini abartmayın. Zaman yönetiminde sürekli çalışmaktansa verimli çalışmak daha önemli. Mesela küçük detaylara takılıp saatler harcamaktansa projedeki daha büyük ve göze çarpan genel sorunları çözmeye yönelmeniz gerekli. Detaylar daha sonradan proje geliştikçe şekillenecektir zaten. Bu şekilde daha hızlı çalışmış olursunuz. Yapabileceğiniz bir diğer şey kendinize fikir klasörü oluşturmak. Boş zamanlarınızda internette gezinirken gördüğünüz, hoşunuza giden şeyleri kaydederek kendinize daha sonra kullanmak üzere bir fikir klasörü oluşturabilirsiniz. Bu klasör farklı konseptleri, pafta örneklerini, tasarım fikirlerini ve çeşitli görselleri içerebilir. Daha sonra kendi projeniz üzerinde çalışırken bu fikir klasöründen ilham alabilirsiniz. Instagram ve Pinterest gibi uygulamalar üzerinden kendinize klasörler oluşturabilirsiniz. Veya direkt beğendiğiniz görselleri bilgisayarınıza indirerek de kaydedebilirsiniz. Ne kadar çok proje ve görsel incelerseniz tasarım ve fikir anlamında da o kadar gelişirsiniz. Bu da mimarlık eğitimi ve iş hayatı boyunca çok işinize yarar. Bu yüzden fikir klasörü oluşturmak da bence önemli bir şey. Sıradaki şey basit tasarım. Benim size tavsiyem her zaman tasarımınızı ilk başta basit tutmaya çalışın. Fikir sunumu aşamasında hem fikrin kabulü hem de anlaşılırlığı açısından basit ama etkili çözümler sunmanız daha iyi olacaktır. Daha sonra basit fikirlerinizi geliştirebilirsiniz, bunlara detaylar ekleyebilirsiniz. Ayrıca ikonik yapıların birçoğu sadece birkaç çizgiyle ifade edilebilecek kadar basit şekilde çizilebiliyor. Mesela Sydney Opera Binası, piramitler, Haydar Aliyev Center gibi ikonik binaların birçoğunu basit birkaç çizgiyle çizebiliyorsunuz. Yani tasarımınızı basit tutmanız size sonuç olarak iyi bir tasarım ve zamandan kazanç sağlayacaktır. Bu da iki taraflı kazanç anlamına geliyor. İhtiyacınız olan özelliklerden bir diğeri çoklu düşünebilme yeteneği. Çünkü mimarlık teknik bilgiyi ve hayal gücünü bir arada kullanabilme sanatı. Yani tasarımınızı ayakları yere basar şekilde inşa etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bunun kalıcı çözümler sunması gerekiyor ve göze estetik de görünmesi gerekiyor. Bu yüzden sanatı ve tekniği birbiriyle uyumlu şekilde kullanmanız gerekiyor. kendini ifade edebilme de çoklu düşünme kadar önemli. Hem mimarlık eğitiminde hem de iş hayatında kendinizi ifade edebilmeniz gerekiyor. Mimaride projenizi çizim yoluyla ve sözlü anlatımla ifade edebiliyorsunuz. Çizim kısmı geliştirilebilir olan teknik kısım, bu zaman içinde zaten oturan, öğrenebileceğiniz bir sistem. Bunun için proje sunum örneklerini inceleyebilir, yarışma projelerine bakabilir ve bu konuda kendinizi geliştirebilirsiniz. Sözlü anlatım ise bazı durumlarda çizimden çok daha önemli olabiliyor. Bunun için kendinizden ve tasarımınızdan emin olmanız ve onu savunmanız gerekiyor. Eğitim hayatında özellikle jüriler çok zorlu geçebiliyor. Ama ne olursa olsun sunduğunuz projeye öncelikle sizin inanmanız gerekiyor. Bu yüzden de projenizi her açıdan düşünmüş olmalı ve onu savunmalısınız. Edinmeniz gereken bir diğer özellik ise eleştiriye ve değişime açık olmak. Mimarlık eğitimi size aslında üzerinde düşünebileceğiniz ve kendinizi geliştirebileceğiniz bir sürü sorun veriyor. Eğitiminiz boyunca bu sorunlara uygulanabilir çözümler üretmeniz gerekiyor. Bunun için de sürekli araştırma, çizim ve sunum yapmak zorunda kalıyorsunuz ve sürekli eleştiriliyorsunuz. Özellikle eğitimin ilk yılları size biraz sert gelebilir ama eleştirilerden olumlu sonuçlar çıkarmaya çalışın. Sonuçta eğitimciler sizi eğitmek için bu eleştirileri yapıyorlar. Eleştirilerden ders çıkarıp projeyi değiştirmeniz ve geliştirmeniz bekleniyor. Zaten bu şekilde hata yapa yapa bir şeyler öğreniyorsunuz. Bu yüzden bu hata yapma işlemlerinin çoğunlukla ilk yıllarda olması aslında sizin için daha iyi. Çünkü zaman içinde bilgilerinizin üstüne koya koya ilerliyorsunuz. Bu yüzden tasarımı sevin ve mimarlık eğitimini sevin. Çünkü bu sizi geliştiren ve değiştiren bir eğitim. Mimarlık öğrencileri ve mimarlar olarak üretmek, tasarlamak, geliştirmek ve yaşadığımız dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek için buradayız. Bunun için de diğer bölümlere kıyasla daha yoğun bir çalışma programımız var. Ama sonuç olarak çok da güzel bir mesleğimiz var. Umarım video faydalı olmuştur. Sizin de tavsiyeleriniz varsa yorum yapmaktan çekinmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler.